Herkese merhaba, ben Funda. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfakta bir açılış yapıyoruz kardeşimle beraber. Dedik ki bugün profiterol yapalım. Neden yapmayalım dedik. Yapalım dedik. Bundan dolayı da şöyle bir profiterol karışımı aldık. Doktor Ötker. Doktor Ötker. Doktor. Doktor Ötker. Bir profiterol şeysini aldık. Karışımını aldık. Şimdi bundan bir profiterol yapacağız. Bunu da videoya çekmek istedim. Hani siz de görün istedim. Beraber bu arada hiç yapmadık. İlk kez yapacağız. Hep beraber sizlerle beraber yapacağız. Kardeşim de arkada bu arada sıkma torbası yapıyor. Çünkü bizim sıkma torbamız yokmuş. Bunu şimdi fark ettik. Bundan dolayı bir sıkma torbası çalışması var orada. Nasıl yapılıyor Derya? Bunu da anlat. Baştan o zaman göstermem gerekiyor da bir ben yapabilir miyim onu bir bakalım ondan sonra. Hı. Çünkü daha bilmiyorum tam olarak. Tamam Derya yapsın o sırada. Bu arada şey yağlı kağıt. Yağlı kağıttan evet. Yapılıyormuş. Onu deniyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi ben kardeşim hala uğraşıyor inşallah yapacak. Ben de bu sırada malzemelere bakıyorum. Pişirme kağıdı sevecek. Un karışımı çırpma kabına boşaltılıp. Şimdi bir çırpma kabımız. Burada ne der? Bunun için ayırdık. Evet. Çırpma kabımızı alıyoruz. Evet. Başardın mı? Göster yüce de. Başardım da şey. Kötü şey yaparız. Buzdolabı şişinden yaparız. Şimdi un karışımını çırpma kabı. Şimdi önce bir karışımları çıkartalım biz bence. Bu neymiş? Çikolatalı sos. Bu en son. Neymiş? Krema karışımı bol, bol su için. Derya bu ne kadar az. Un karışımına bak. Bu ne? Şu kadarcık. Ne var acaba? Oha bu ne? Evet işte o ne? Zaten bunlar çok az çıkacak. Yani 2-3 kişilik falan kaç kişilik? Her neyse ne diyor? Un karışımını çırpma kabına boşaltın diyor. Derya boşaltıyorum. Hı. Un karışımı. Ben onu ben hazırlayayım hamurunu. Sen pişirme şeyini bak ben bunu boşaltana kadar sen de bari şeyi çıkart. Süt. Yumurta, su, süt ve sıvı yağ. Bir tane yumurta. Şimdi bir, iki yumurta. Aynen. 2-3 yemek kaşığı süt. Tamam. Sütçe çıkart. Ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir şey diyeceğim. İlk önce yumurta bunları sıvıları karıştırıyoruz. Ondan sonra üstüne dökeceğim onu. Ama önce dökün diyor. Yok. Önce dökün. Sen yağını da dökün. Bir de un karışımını çırpmak üzere. Süt üzerine. Ve un koy. Ama diyor ki bak boşalt üzerine kırıl diyor. Orada. Fark etmez ya. Sonra daha iyi karışıyor işte. Yumurta kırdık. 3 yemek kaşığı su döktük. Su değil, süt döktük. Süt döktük. Su ne şimdi kadar? 5 yemek kaşığı, 4-5 yemek kaşığı. 4-5 yemek kaşığı da su. Yumuzu arıtmadan bu arada koyuyor. Suyumuzu koyuyoruz. Su koyduk, süt koyduk. Sıvı yağ koyacağız. 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ diyor. Şuradan da sıvı yağımızı alıyoruz. Onu sen tut istersen. Ben de bu sıradan şey yapıyorum, çikolatalı sos. Bu arada çok enteresan bir şekilde kremasını pişirtmiyor. Yani kreması normal soğuk sütle çırpılacak, krem şanti gibi bir şey olacak herhalde, pişmiyor. Bu çikolata sosu pişirecekmişiz. Bunu dökeyim şimdi, krema, şey çikolata sosu karışımı. Yani ben hayatımda ilk defa pişmeyen çok su vardı. Nasıl ki, iskiyim mi? Ha? İskiyim mi bu? Bence buz opa şiddetini yap. Çok azıcık bir şey deneyeyim, olmazsa bakmayacağım. 2,5 su bardağı sütü koyuyoruz. Bu arada ben gözükmüyorum. Şöyle eğileyim. 1, 2, 2,5 su bardağı sütümüzü koyacağız. Şimdi bunu pişireceğiz. Sosumuzu. Nasıl sıkma kaşık torbasından sıkma yapmayın. Yani sıkma torbasından yapın da. Bu kaşık olacak bir şey aslında. Biz onu çılgınlık yaptık. Çikolatalı sosu yapıyoruz. İnşallah bir şeye benzeyecek bu. Ya sanmıyorum. Ama bir şey diyeyim yani bu tatlı bir kere çok zahmetli bir tatlı ve hiçbir pratiği yani şu an bulanmamız bizim işimizi kolaylaştırmadı yani sos karışımına. Her şeyi zaten kendimiz yapabiliyorduk.
Buradan Doktor Ötker alacaklara şey yapıyorum, sesleniyorum. Hiç almaya gerek yok çünkü. Tamam, marka var mı? Görüşürsün onlar. Doktor Ötker'i gösterdik ya. Tamam. Neyi böyle aynen, şu kıvamda oldu. Ve bu şey, 4 dakika falan. Bu soğuk bir şekilde yapılıyor dediğim gibi. Şöyle bir kıvamda oldu yani. Şöyle yakından göstereyim. Aslında bu kıvamı iyi, gayet şey kıvamı oldu. Dolgu kıvamı oldu. Evet arkadaşlar, oluyor. Ama burada bu sırada bu çikolatalı sosumuz var. Daha doğrusu puding mi dedin Derya sen? Bildim, puding. Burada da patüşü. Hayır, o patüşü de patüşü şu an pişen. Hamur. Pardon, burada da kremamız pastacı var. Pastacı kreması. Ama yalancı kremaya benziyor daha çok. Krem şanti. Evet, yani biz... Bu oldu gibi. İlk denememizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonucu da zaten şimdi biraz sonra o dolgu kısımlarını da göstereceğim. Olsun. Ama şey çok nasıl yani, çok zahmetli yani. Çok yani çok diyorum ya, sürekli yani. Bunu gel bakayım, benziyor muyuz Derya? Bakalım. Hiç alakamız yok. Hiç alakamız yok Derya. Niye ikimiz de buraya bakıyoruz, kamera burada? Harbim yandı. Gerçekten yandı, çok kötü. Evet, patişürlerimizi şöyle çıkartacağım. Çıkartmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu bildiğiniz kurabiye olmuş Derya. Aynen. Zaten ikisi yapamadık ya, biliyoruz yani. Bu kurabiyelerimiz yani çıktı. Olmaz yani, çikolatası. Üzerine pudra çekiyorduk, onun kurabiyesi. Hani işte kapatırız çikolatası. Bunların hepsini ayıracağız. Şöyle. Hepsini kestin mi? İçini kestik. Şu şekilde. Normalde bunun sıkma torbası ile dolgu yapılması gerekiyor ama biz klasik, gayet ev usulü bir profiterol yapıyoruz. Şöyle içine. Ev usulü değil, sıkma torbamız yok yani. Koyduk. Bu şekilde bırakıyoruz ve daha sonra zaten... Şimdi hazır şu yaptık dolgularımızı da koyduk. Derya biraz yakınlaştırsın isterseniz dolguları. Hazırladık. Şimdi çikolata sosumuzu dökme vakti geldi. Evet, şimdi en merak ettiğimiz kısma geldik. Şunun tadımını yapacağız. Şimdi döktük çikolata soslarımızı da. Malzemeleri bu arada aşağı yazarım ne yaptığımızı. Oradan bakabilirsiniz siz de. Yapabilirsiniz. Evet, şimdi o zaman tadabiliriz. Direkt şey, ben tabağımı alacağım. Tek lokmada. Tek lokmada ben bunu bitiremem. Bakalım nasıl olmuş. Ve çok sert olmuşlar ya bunun altına. Bence güzel. Bence güzel yani. Şey gibi olmuş. Şimdi bak, yedim ve hemen aklıma onu geldim. Bu hamuru kornet şey var ya, dondurma aldığımızda külah olur ya, onun tadı gibi. Öyle bir tadı var. Kötü mü değil ama hani Bim'den A101'den aldığımız çok orijinal olmayan profiteroller var ya, onlar gibi. Ama kötü değil. Yalnız Bim'den alınan profiterol bayağı güzel. Onu ben çok seviyorum. Hmm. Güzel. Beklediğinden iyi yani. Yedir yani. Kaç top çıktı bu arada, onu saymadık hiç ama topunuza göre değişir ama 20 tane falan çıkmıştı güzel herhalde. Ben ikinciyi yapacağım, sen daha birinciyi yeme. Ama güzel arkadaşlar, başarılı. Güzel olmuş. Yani yapılabilir. Başlangıçta biraz krizle iyi gider. Mutsuzdum ama güzel yani. Evet. Yorumlarımız bu. O zaman videoyu yavaştan kapatalım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün böyle değişik bir içerik gibi oldu ama yani biraz olmadı. Farklı bir içerik olsun istedik. Her neyse.
Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve linkteki... Kes burayı. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize öpüyorum.